Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte ikon tamamlamaya devam ediyoruz. Ve çok efsane bir şekilde bir anda bir sürü coin sim oldu. Hepsini videoda söyleyeceğim. Ronaldo mu Neymar mı? Buna da karar vereceksiniz yorumlarda. Ama önce videoyu bir izleyin, sonradan yorumlara herkes yazsın. Ve arkadaşlar, sizce benim coin sim nasıl bu kadar yükseldi? Bunu da yorumlara yazın. Sizce nasıl yükselmiştir? Yani yorumlara yazın. Pazar günkü videoda zaten açıklayacağım. Ve arkadaşlar, yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kesinlikle kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Koray Yıldırım FIFA Mobil kanal ailesine katılmış olursunuz. Yani abone olup bildirimleri kesinlikle açın ki yayınlardan da haberdar olun. Ve like atmadıysanız da hemen like butonuna basın. Bu videoyu like et hepimiz. Tam 3000 beğeni, çünkü efsane bir kadro kurma görevi tamamlayacağım. Ve size de çok güzel bir soru soracağım. Herkesten yorum ve like bekliyorum bu videoda. Hadi bakalım arkadaşlar. 5-10 saniyenizi alır ama bana çok büyük destek olur. Hadi bakalım, like yorumlarınızı ve abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, hemen o zaman etkinliklere girelim. Ve çok da fazla uzatmadan hemen planımı tamamlayacağım. Sonrasında da size sorumu soracağım. Ama sorumu sormadan önce bir yeteri kadar coin simin olması lazım. Şu anda 3.800.000 coin sim var. Ve bunun için de harcama yaptım. Bu kadroyu kurmak için de harcama yaptım. Ama yine de bayağı bir coin sim olacak. Ve pazarda da oyuncularım var. Sizce bunu nasıl yaptım? Bunu yorumlara yazarsınız yani. Tahmininiz, yani basit bir şey aslında. Tahmin edebilirsiniz. Kadroyu daha önceden kurduğum için arkadaşlar, kimi nereye koyacağımı biliyorum. Hani Müller'i, Cruze'yi falan alırken 2.000.000 3.000.000 coin harcadım. Bayağı pahalı çünkü bunlar. Babel de gidiyor bu arada. Babel'i de koyacağım. Kedira'yla Pjanic'i de kullandım. Sonrasında burada Sam'i kullandım. Stoperler, 3 tane 82'lik stoper var. Onları kullanacağım. 3 tane 82'lik stoper hemen kullanalım. Ve arkadaşlar, son olarak da kalecimiz Bauman değil, Adan. Bauman'ı kullansam zaten olmuyor. Adan'ı kullanacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde oldu gerçekten. Daha ucuza yapılabilir ama çok uğraştım zaten bunu yapabilmek için. Gerçekten pazar günü de coins kasma taktiği ile alakalı video gelecek ve açıklamasını da yapacağım. Yorumlara Ronaldo mu Messi mi? Hayır, Ronaldo mu Messi mi değil. Ronaldo mu Neymar mı ve coinsleri sizce nasıl kastım? Bunları yazın. Bazılarına kalp koyacağım. Yanıtlamayı da çalışacağım arkadaşlar yorumlarınızı. O yüzden bu videodaki yorumlar gerçekten önemli. Ve arkadaşlar, hemen göndere basıyorum. Hazır mısınız? 5, 4, 3, 2, 1. Muhteşem ödüller geliyor ve bastım. Onaylıyoruz ve bayağı bir oyuncu gidiyor. Bayağı bir oyuncu gidiyor ama muhteşem de ödüller geliyor. Bu arada Kruse'ye boost bile bastım. Antrenman XP'si bile kullandım. 4 milyon jeton ve 7 milyon 800 bin coins'i oldu. 4 tane 51 antrenman XP'si ve 4 tane de 100 bin antrenman XP'si Matheus için. Şimdi ben Matheus'u alacağım, bir de onun için antrenman XP'm olacak benim. Matheus'un da görevini görelim. Ben bunun önceden görevi yok sanıyordum ama sağ olun yorumlara yazmışsınız, görebildim. 4 tane Bayern Münihli oyuncu lazım. Ve arkadaşlar, ama şimdi tam pozisyonda oyuncular lazım, ancak şimdi MOO olarak Rosic'i kullanabilirim. Kullanacağım zaten. Santrafor'a şu an Jovetic'i sadece koyabilirim. Onu da kullanmayacağız muhtemelen. Bowman'ı kullanabilirim. MOO'lar, MO yok mesela. MO yok. Bunları ben şimdiden bir koyayım koyabildiğim kadar. Bunları zaten ilerideki videolarda alacağız, ilerideki videolarda, ama şu anlık alamıyoruz. Sadece şu anlık gösterme amaçlı koyuyorum. Sol bekimiz de Wendt olur. Stoperlerimizin birisi Inigo Martinez. Hani şimdilik öylesine koyuyorum arkadaşlar, görün diye. Hani ne kadar geride kaldığımızı falan görün. Bayern Münih'le oyuncu kullanalım en azından bir tane bari. Ve santrafor'un bir diğeri de Braithwaite olsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradan sadece bir tanesini tamamlayabildik. Şu şekilde bir kadro yaptım, yani bu kadar olabildi. Ama tabii ki uğraşacağız ve daha iyisini yapacağız. Sizler için merak etmeyin. Şimdilik bu böyle kalsın. Bunu da almaya çalışacağım. Bu arada bunu alayım mı? Çünkü arkadaşlar, dizilişime de uymuyor aslında bu adam. Ama ben bu adamı uydururum bir şekilde. Çok denedim. Olmuyor adam akıllı ama bir şekilde uydurmaya çalışacağım. Arkadaşlar, şu anda 7 milyon 800 bin coins'imi görüyorsunuz. Var yani, görüyorsunuz 7 milyon 800 bin coins. Bu arada bugün ikon etkinliği de oynayacağız. Belki ikon oyuncu çıkartma şansım da var. Şimdi arkadaşlar, pazara giriyoruz. Team of the Year Neymar mı yoksa Ronaldo mu? Hemen 90 genlik sol kanatları açıyorum. Arkadaşlar, bence ben söylemeyeyim ama size mantıken söyleyeyim. Oylamayı daha açmadım. Açacağım. Bekleyin. Şimdi oylama da olacak. Yorumlara da kesinlikle yazmayı unutmayın. Arkadaşlar, şimdi eğer Ronaldo'yu alırsam, fiyatı gerçekten çok önemli değil. 7 milyonu geçmiyor zaten ikisi de. 6.5 milyon civarı maksimum. Bu adam hatta 6 milyon 200 bin. Arkadaşlar, Ronaldo'yu alırsam hız beceri geliştiricisi bende çok az var. Yani 96 olacak ve yüzgen yapacağım ben bu aldığım oyuncuyu. Çok zorlanacağım eğer Ronaldo'yu alırsam. Ve Neymar alırsam,
Neymar direkt 8 yen o artacağı için 2 yen basmak zor olmayacak. 2 yen basacağım, hatta üstüne Royce basacağım. Sonrasında da birkaç tane XP kullandıktan sonra zaten Neymar birazcık zorladıktan sonra bir 900 bin coins falan harcadıktan sonra en azından 100 yen olacak. Neymar 100 yen olduktan sonra çok daha güzel olur. Hem de 8 boost'u var. Ben Neymar o yüzden düşünüyordum. Ancak siz de yorumlara yazın. En çok beğenilen yorumu yapacağım. Ronaldo mu, Team of the Year Neymar mı? Bunu yorumlara yazın. Ve i butonunda da çıktı şu anda anketimiz. Oradan da kesinlikle oylayın arkadaşlar. Ronaldo mu, Neymar mı? Takım efsane oluyor. Takıma Matheus gelecek. Ronaldo, Neymar gelecek. Bu arada Matheus'un geleceğinin garantisini veremeyeceğim. Ancak açık artırmadaki oylarıma baktığınız zaman 2 tane 86'lık oyuncu koydum. Ve bunlar gitti. Matheus birazcık zor bu aralar ama Neymar'ı geldiği zaman 100 gen yapacağım ve takımım 99 gen olacak. Ve hayatımda ilk defa bir takımı tek başıma en başından sonuna kadar 99 gene yükseltmiş olacağım. Ve 100 gen yaptığı zaman da zaten çok duygusal güzel bir video hazırlarım. Duygusal değil de yani güzel bir video hazırlarım. Şimdi arkadaşlar 3 Milan ve 3 Juventus'lu oyuncu lazımdı galiba, aynen. O kadroyu bir kurayım arkadaşlar hemen. Kimleri kullandığımı hatırlamıyorum ancak Milan'la Juventus seçince herhalde o iş hallolur. Lige gelmeyelim. Lig olmaz abi takım. Salcio A'dan Milan ve Juventus seçeceğiz. Juventus ve Milan. Arkadaşlar bu videoda çok like istiyorum. Çok önceki videolarda bu arada istemedim. Bu videoda sizlerden tam kaç like istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu videoda sizlerden tam 3000 beğeni hedefim var. Gerçekten atmanız gerekiyor. Çünkü kanal birazcık kötü durumda, farkındasınızdır ki. Lütfen like atın. Desteğinize ihtiyacım var çünkü. Bu videoda bana destek verirseniz gerçekten çok sevindirmiş olursunuz beni. Bunu da şimdiden söyleyeyim dedim. Bu arada Santrafor'da Timo kullanacağım. Ve son olarak da sağ bekte Daniel Vessi yerine Calabria'yı kullanmam gerekiyor muydu ya Calabria'yı? Değil mi? Calabria'yı kullanıyorduk. Öyle hatırlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 Juventus, 1 ve 2 Milan oldu. Şimdi 3. Milan'ı da koyduk. Ve böyle de kötü bir takım oldu maalesef, yapacak bir şey yok ama hemen arkadaşlar geliyoruz ve etkinliklerden, ikonlar etkinliğinden o gün hiç kazanamadım, sinir oldum oyundan attı abi, kazandım maçı oyundan attı. Bugün tek bir kez deneyeceğim, yok kazanana kadar oynarım, sadece kazandığımı gösteririm. Muhtemelen ilk oyunda kazanırım diye düşünüyorum gerçekten abi, çünkü şu anda kendimi hiç şanssız hissetmiyorum, güzel hissediyorum çünkü her şey güzel gidiyor oyunla ilgili. Bakalım neler olacak, hadi bakalım arkadaşlar göreceğiz. Team sen pasını ver. Bak şu pası Kessie'ye atıyor ya, bizi bitiriyor abi. Onu yapmaması lazım. O yüzden Ali'nin üstüne dokunsam daha kolay olabilir o iş. Neyse şimdi Ali'ye. Deli Ali'ye. Ali topu çekti. Güzel hareket değil abi. Çok kötü bir hareket oldu. Del Piero çok rahat aldı. 1-0 gerideyken oynamak zaten zor. Bir de topu kaptırmamız sıkıntı oldu ama kornerden falan gol atabilirsem güzel olur derken Puyol'dan hatalı bir top kaybı. Yanlış. Çok yanlış bir hareket abi. Çok erken yaptım o hareketi ve topu kaybettik gördüğünüz gibi. Birazcık geri çekilmem lazım. Pele bir anda uzaktan şut çekerse falan gol olacak zaten. O yüzden ben direkt gol yediğim an zaten maçtan çıkarım. Baştan başlarım. Özcan. Deco. Ronaldo. Olmadı bu, olmadı, olmadı. Hayır. Gole gidiyor. %100 gol olacak. Olmazsa üzülürüm yani, evet. Dele Alli. 1-1 oldu. Muhteşem oldu. İlk yarıdan 1-1 bulduk. İlk yarıdan 2-1 bulursam ikinci yarıda zaten ben nedense abi en az bir tane gol atıyorum. İkinci yarıdaki attığım gol zaten abi beni taşıyacaktır diye düşünüyorum. Team orada topu alırsa derken aldı ve pasını da verdi. Team vay be. Helal olsun. Şut çekerdim ama risk almak istemiyorum. Direkt garanti oynayıp golümü atmak istiyorum abi. Aslında bu kadar basit bir oyun yani, bu kadar kolay bir oyun. Bundan sonra da beni tutanı bilene aşık olsun. Uzaktan bir iki tane gol atar ama ben bu maça en az 4 tane gol atacağımı düşünüyorum. Çünkü ilk yarıdan 2 tane attıysam, hani 16 dakikada 2 tane attıysam abi, bence bu maç iyiyimdir ve daha çok atarım ve kazanırım diye düşünüyorum. Bu maçı kazanamazsam zaten artık daha da oynamam. Hani ben bunu daha bu hafta 3 gün daha var ama o 3 gün boyunca da oynamam artık yani. Bunu da kazanamazsak çünkü artık neyse. Ben bir şey demiyorum. Ve çok güzel geliyor. Çok riskli geliyor. Tamam. Romagnoli yetişti. Biraz daha yavaş olsaydı yetişemeyecekti ancak yeteri kadar hızı varmış demek ki. Ve ilk yarıyı maçın hakemi bitirdi. İlk yarıda ilk defa 2 tane gol atabildim bu arada. Ve bu da bizim için iyi bir şey. Neyse. Şimdi birazcık sakin, birazcık geride ancak atakta yapmam lazım. Çünkü ne kadar geride oynarsam oynayayım bir anda bir fırsatını bulup gol atabiliyor. O yüzden riskli abi. Ivan Cavaleiro onu Ali'ye pas atabilseydim var ya. Belki gol bile olurdu ama yanlış yaptın. Team hızlı dönebilir misin? Dönemezsin. O yüzden Romagnoli çabuk dön. Ver pasın. Çok güzel. Faul falan yok. Kesiye ne yapıyorsun ya? Zarar veriyor abi. Tamam yararı olmasın. Sıkıntı yok. Zarar da vermemeli ama. Team bu değil mi? Sıkıntı bu adam. Ivan Cavaleiro güzel.
Şimdi çek abi aşağıya doğru yürü. Güzel. Sıkıntı yok. Bir daha çektim. Çok iyi. Ivan Cavalero. Bir dakika sakin. Çok güzel hareket. Cavalero. Ah be abi gol olsa var ya. Tam 90'dan döndü. Gol olsa çok muhteşem olabilirdi bu Calabria. Yok lan Romagnoli'ymiş. Sıkıntı yokmuş aslında. Ali. Bir dakika abi. Şu anda ne yapacağımı bilemiyorum. Ali çok boş bir alan gördüm şu anda burada. Şuradan da dönebilsem güzel olabilirdi. Döndüm sayılır. Vurdum sayılır. Gol oldu sayılır. 3-1 oldu. Artık abi uzaktan attığı gollerde bizim için sıkıntı olmayacaktır. Çünkü maçı kazanmış olacağız zaten. Ronaldo. Team aldın pasını verdin. Çok güzel. Marco Reus. Marco Reus. Dele Alli'ye. Alli'ye. Çekti topu. Çok güzel. Dele Alli'ye. Yaptı hareketini. Dele Alli'ye. Vurdu topa. Ve 4-1 oldu. Artık zaten ikon takımı bile olsan abi. Bu kadar gol yedikten sonra artık moralim bozulur ve kötü oynamaya başlarsın. Artık daha gol atamaz bu bana abi. Daha gol yemem diye düşünüyorum. Yani yine oyundan atmazsa artık sonunda kazanacağım. Güzel hareket. Muhteşem hareket. Dele Alli'ye ver pasını. Veremedi pasını. Verdi pasını. Şimdi Team. Team. Deco'ya hareketini yaptı. Team. Bir daha hareketini yaptı. Team. Neler yapıyorsun? Hem Puyol hem Deco'yu geçti. Team. Güzel hareket. Tamam abi sıkıntı yok. Team oralardan uzaklardan sert vurdu. Ancak kaleyi bulsa belki gol olurdu ama yok abi imkansız. Ve gol yiyoruz. Şu anda gol yememem için Sergio Ramos'un orada harikalar yaratması lazım derken sarı kart görecek muhtemelen. Yok görmedi. Güzel. Del Piero asabilir. Zıpla abi. Asacak mı asamadı. Güzel. Del Piero. Yine Del Piero'dan Del Piero'ya Pireo. Del Piero'ya pas geldi ve maçı 4-1 kazanmış olduk bu şekilde. Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Yorum yapın, like atın. Bu maçı kazanmama özel. Bir önceki videoda bir türlü kazanamamıştım. Dünyanın en şanssız anlarını yaşamıştım abi FIFA Mobile'de. Gerçekten ilginç. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne geliyor? İkon puan. Tabii abi bize ne gelebilir ki? Maksimum ne gelebilir yani? Bana ikon puanından başka ne gelebilir? Onu da düşünmek gerekir yani. Arkadaşlar Ronaldo mu Neymar mı hala oylamadıysanız veya yorum yapmadıysanız ikisini birden yapın. Yorumlarda en çok beğenilen veya oylarda en çok oylanan ama yorumlarda en çok beğenileni almayı daha çok düşünüyorum. O yüzden yorumları da oylayın. Hemen 5 saniyeniz 10 saniyeniz alır. Hoşçakalın sizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki 2 videodan herhangi birisine tıklayarak da muhteşem bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın sizi seviyorum ve bay bay.